Sevgili dostlar, hepinizi yağmurlu bir günden, İstanbul'dan, Yeniköy'den sevgiyle selamlıyoruz. Merhabalar, hepinize sevgi ve selamlarımızı bu yağmurlu günde iletmek durumunda kaldık. Evet sevgili dostlar, çok güzel bir hava var. Şemsiye altından konuşunca biraz tabii ses garip çıkıyor. Bu hoş günde martılar da bize eşlik ediyor. İstanbul yağmurlu ama inanın sakın yağmur diye gezmekten vazgeçmeyin. Planlarınızı ertelemeyin. Yağmurda gezmek çok daha keyifli. Güneşte etraf biraz daha kalabalık olur ama yağmurda iş sadece sevenlere kalır. İşte böyle martılarda size gösteri yapar sevgili dostlar. Biz neredeyiz? Yeniköy'deyiz. Yeniköy'e sizle defalarca geldik, buraları gezdik. Ama biliyoruz ki her iklimde, her şartta Boğaz'ın bu güzel semtleri, İstanbul'un bütün sokakları ayrı güzellik taşıyor değil mi Çağrı? Doğrudur. Evet, ne diyorduk? Patron? Patron sensin. Bir İstinye videomuzda Çağrı'nın böyle bir söylemi vardı, çok güldürmüştü bizi. Elbette her şeyi güzellikle paylaşarak, anlaşarak ilişkileri yürütmek dünyada en güzel şey sevgili dostlar. Şu anda mis gibi bir yağmur ve biz böyle bakalım sahilde nereye doğru yürüyeceğiz. Sevgili dostlar, Yeniköy'den Tarabya'ya doğru yürüyoruz. Bu kadar kalabalık balıkçıyı bir arada hiç görmemiştim daha önce. O yüzden... Tabii bu yolda yani Galata Köprüsü üzerinde falan oluyor da. Galata Köprüsü'nde kalabalık oluyor ama Boğaz'da sahilde ben bu kadar kalabalığı ilk kez görüyorum. Balıkçılar da kendi arasında konuşuyor. Bugün balık çok diyorlar. Soğuk bir Şubat günü fakat hava ılık. Demek ki bunun etkisiyle bugün oldukça fazla balık var. Bir de yağmurun tabii. Bakın bu sahilin en güzel yanı da işte böyle yağmurda hemen yolun arkasında Karadeniz'i anımsatan yeşillikler. Bu yolda sizi Yeniköy'den Tarabya'ya bağlıyor sevgili dostlar. Bugün sizlerle sahil gezisi yapıyoruz sevgili dostlar. İnanılmaz bir hava. Yağmur seviyorsanız işte böyle muhteşem bir an. Biz Tarabya'ya doğru geldik. Bakın hemen karşımızda Uber Köşkü var. Ve devamında hemen sizi Tarabya ve meşhur Tarabya Oteli karşılıyor. Köşeyi dönüyorsunuz. Bir anda semt ve manzara değişiyor İstanbul'da. Boğaziçi'nin bu bölgelerinde denize girmek için uygun alanlar var. Zamanında ve hala hatta bu bölgelerden denize girilirmiş sevgili dostlar. Bakın bu merdivenler hem tekneleri bağlamak için hem de denize girmek için uygun ortam sağlıyor. Biz şu anda bilmeyenler için söylüyorum, Avrupa yakasındayız. Anadolu yakası sisler altında, bakın karşıda göz gözü görmüyor. Boğaz'da yürüyüşümüz devam ediyor sevgili dostlar. İstinye üzerinden Yeniköy'e geldik. Yeniköy'den Tarabya'ya doğru ilerledik. Ve işte karşımızda Tarabya Oteli var. O meşhur otel. Nice Türk filmine konu olmuş. Nice Türk filmine mekan olmuş bir otel. Yıllar içinde birçok değişiklik yapılmış bu otelde. Ama her zaman İstanbul'un en gözde yerlerinden biri olmuş. Otelin hemen arkasında da çok kıymetli köşkler gördüğünüz gibi yamaçlara kurulmuş. Tarabya Oteli'nden devam ettiğinizde bakın hemen ahşap evler görülür. O sahilde çok güzel köşkler, denize nazır evler göreceksiniz. Birçoğu tadilatta, yenileme çalışmasında yıllardır, birçoğu kullanım dışı. Bu konuda bizi her zaman üzmüştür. O evleri mutlaka bir detayla izlemenizi, bir gezi yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bir geri dönelim, bakalım ne kadar güzel bir manzara. İşte bu gördüğümüz yeşil alanlarda hep Uber Köşkü'ne ait sevgili dostlar. Etrafı korunaklı, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığına ait bir yapı. Evet, bugün Boğaz trafiği çok yoğun. Balıkçılardan sonra görüyoruz ki tankerler ve yük gemileri de oldukça yoğun. İşte bakın,
Boğaz'a yağmur taneleri nasıl da düşüyor. Şu anda şakır şakır yağmur yağıyor sevgili dostlar ama işte bu havada gezmek de her zaman olduğu gibi çok güzel. Sevgili dostlar, yağmurda ıslanıyor muyuz hep birlikte? Evet, çok güzel bir gezi. Mest oluyorum. Bakın, balıkçıların suları da yağmur sularıyla birlikte Boğaz'ın o güzelliğine kavuşuyor ve ben ne görüyorum sevgili dostlar? Evet, şehir hatlarının o güzel vapurunu görüyorum. Boğaz'ın incisisin sen, çok güzelsin, çok sevgili dostlar. Niyet edelim, hep beraber bu güzel vapurla bir Boğaz turu yapalım. Ta Anadolu Kavağı'na kadar gidelim, sizlerle gezelim. Rüya gibi. Zannediyorum gezilerden aldığım zevkleri siz benim artık ses tonumdan anlıyorsunuz. Böyle çok planlı olamadığım, çok karışık konuştuğum, heyecanlı olduğum geziler işte böyle oluyor. Bugün de öyle bir gündü. İstanbul'da kalabalıktan, yoğunluktan, telaştan bir gün çaldık. Sizlerle Yeniköy'ü gezdik. Yeniköy'ün tarihini merak ediyorsanız, Yeniköy'ün detaylarını öğrenmek istiyorsanız turrehberin.com web sitemizde yazımız sizleri bekliyor. Hatta başlığımız da Sessiz Sakin Yeniköy'dü. Lütfen o yazıyı da bulup okursanız mutlu olurum. YouTube kanalımızda birbirinden güzel Yeniköy videolarımız, Yeniköy'de sokak aralarına indiğimiz, gezdiğimiz videolarımız da sizleri bekliyor. İşte bakın bu koca çınarlarla dolu yol sizi Yeniköy'ün ara sokaklarına doğru götürüyor. Herhalde İstanbul'un en güzel çocuk parklarından biri de burasıdır. Boğaziçi'yi böyle keyifle seyrettirir size. Çam ağaçları ve İstanbul ve martılar sevgili dostlar. Evet, martı dedik. Hemen şu karşımızda da İstanbul'da günlük anlık kullanımlarda faydalanabileceğimiz ulaşım araçları, martıları gördük ve gezmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, işte Yeniköy'de. Bugün de diğer gezilerimizden daha farklı bir gezi yaptık. Sadece sahilde yürüdük. Hiç ara sokaklara girmedik. Evet, ilk kez tur rehberin bir gezide hiç ara sokaklara girmedi. Sadece denizi seyrettik. Geçen tankerleri seyrettik. Güvercinlere ekmek attık. Martılarla selamlaştık. Yağmurda ıslandık. Ve İstanbul hatıralarımıza bir güzel gün daha ekledik sevgili dostlar. İşte Yeniköy sahilde bir güzel günü daha sizlerle gezerek nihayetlendirdik. Birazcık bina da görelim değil mi? Ev de görelim. Yeniköy'ün sokakları hep böyle dik, hep böyle yüksek. Ve işte Boğaziçi her zaman olduğu gibi çok güzel sevgili dostlar. Hepinizi Yeniköy'den güvercinlerin ikindi vakti yemeğiyle böyle dostça, kardeşçe, arkadaşça olduğumuz güzel günlerde buluşmak üzere sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Biraz karışık bir video oldu farkındayım. Çünkü yağmurun, rüzgarın ve soğuğun etkisi ama İstanbul'un büyülü güzelliğiyle dolu bir gündü. Kah denizi çektik, kah sizlerle sohbet ettik ama biliyorum ki biz her videoda birlikte, her görüntüde aynı heyecanı hissediyoruz. Biz ne çeksek, ne görüntü alsak, hangi kaydı çeksek siz büyük keyifle seyrediyorsunuz. Çünkü biz birbirimize çok değer veriyoruz sevgili dostlar. Hepinizi kucaklıyorum sevgiyle. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Esen kalın.